Gülenler ile ağlayan ayva. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Allah'ın kulu çokmuş. Çok dedik ya, çok uzak diyarların birinde kocaman bir oba varmış. Bu obanın da bir Yörük Bey'i varmış. Yörük Bey'ini oba halkı çok severmiş. Hoşgörülü, alçak gönüllü bir beymiş. Günlerden bir gün Yörük Bey'i bilmeden birinin kalbini kırıvermiş. Kalbi kırılan kişi demiş ki, ey yiğit Yörük Bey'im, gülen nar ile ağlayan ayvanın derdine düşesin. Allah, gülen nar ile ağlayan ayvanın derdine düşesin demiş. Yörük Bey'i o günden bugüne kadar içine bir kor düşmüş. Elinde, ayağında demir çırık, elinde demir asayla düşmüş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Varmış bir ırmak kenarına. Irmağın kenarında bir ihtiyar çoban oturuyormuş. Sokulmuş yanına çoban denen. Çoban dede, ne dersin burada? Bu ırmağın renginin niçin kan rengidir? Çoban dedi, evlat ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bunun hikayesi çok acıklıdır. Burada yörükler birbirinden kız alır kız verir. Bir gün düğün alayı geçerken köprü yıkıldı. O yüzden hüzünlü akar evlat. Çoban dedi, Yörük Bey'ine demiş ki, hele söyle bakalım, ayağında demir çarık, elinde demir asayla nereye gidersin be evlat? Yörük Bey'i içine çekmiş. Ah çoban dedi, ah bir bilsen derdimi. Bilmeden etmeden birinin kalbini kırıverdim. O da dedi ki, gülen nar ile ağlayan ayvanın derdine düşesin. Çoban dede kaşları çatmış. Yok yok, evlat yok. Gitme oralara. Oralarda işin yok. Hayırdır demiş. Oraya gitme. O devin bahçesinde bir şey. Gitme, uzak dur, geri dön evlat demiş. Ne ettiyse, ne dediyse Yörük Bey'i kabul etmemiş. Ben yolumdan dönmem çoban dede. Ben gideceğim. Gülen nar ile ağlayan ayvayı bulacağım. Çoban dede bakmış ki bu yiğit kararlı. Ebe evlat ne yapayım? Madem yoluna devam edeceğim, şu gördüğün kocaman dağ var ya, Kaf Dağı, 6 ay uzaklıktadır buraya evlat. O dağın arkasında bir kapı göreceksin. O kapıya diyeceksin ki, açıl kapım açıl diyeceksin. Kapı birden açılacak. Karşına ulu bir ağaç gelecek. İşte o ağaçta gülen nar ile ağlayan ayvayı bulacaksın. Ama o ağaç tam 7 başlı devin üstündedir. Eğer devi bir hamlede atarsan, devirirsen narla ayva, gülen narla ağlayan ayva senindir demiş. Var git yoluna yiğit. Yolun açık olsun. Yörük Bey'i elini öpmüş çoban dedenin, helallik istemiş, çıkmış yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, 6 ay bir güz gitmiş. Varmış koca Kaf Dağı'na. Kaf Dağı'nın ardında kocaman bir kapı. Kapıya gelmiş, pis kes seslenmiş. Açıl kapım açıl. Açılmamış kapı. Demiş bir daha sesleneyim. Açıl kapım açıl. Yine olmamış. 3. kez seslenmiş. Açıl kapım açıl. Kapı birden açılmış. Yörük Bey içeri girdiğinde kocaman ulu bir ağaç. Göklere yükselmiş bir ulu ağaç. Aman Allah'ım. Başında da gülenler ile ağlayan ayvayı görmüş. Tam o sırada
Yedi başlı dev uyanmış, homurdanmaya başlamış. Kim var orada? Kim rahatsız eden der demez. Bizim Yörük Bey'i bir hamlede devi yere deviriyormuş. O anda ulu ağaç gökten yere doğru süzülmüş. Gülen nar ile ağlayan ayvayı Yörük Bey'i koparıvermiş. Bir de ne görsün çocuklar? Karşısına güzeller güzeli bir kız. Bir ahu. Tam o sırada kıza bakarken kız kuş olup Yörük Bey'in kafasına konmuş. Yörük Bey'ine konmasıyla birlikte ikisi birden kuş olmuşlar. Uçmuşlar. Obaya gelmişler. Birden kuş olan Yörük Bey ve kız dönüşüvermişler insana. Birbirlerine bakmışlar. Yörük Bey güzel kızı beğenmiş. Gönlü de kaymış. Oba halkı bakmışlar, çok güzel bir kız getirmiş Yörük Bey. Evlenmişler. 40 gün 40 gece düğün etmişler. Oba halkı Yörük Bey'ini kocaman kocaman alkışlamış. Kutlamışlar. Mutlu. Gökten 3 elma düşmüş. Biri benim başıma, biri 7'den 70'e Anadolu Masalları Konya İnsan Mektebi izleyicilerine, biri de Yörük Bey'in başına gelsin. Hoşça kalın.